AKP'den milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürüyor. Son perdesinde polisin Boğaziçi'nin kapısına kelepçe vurduğu süreç 2016'daki bir KHK'ya dayanıyor. İşte tüm detaylar. Daha sonra onları el sallayacağım. AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde kurum dışından rektör olarak atanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepkiler protestolara dönüşürken 4 Ocak tarihinde gerçekleştirilen eylemlerde polis kampüs kapısına kelepçe vurunca tarihi bir kare ortaya çıktı. Seslerin yükselmesine neden olan karara rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu'nun daha önce AK Parti'de birçok kez görev almış olması ve 2015'te AKP'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olması kadar Bulu'nun kurum dışı bir öğretim görevlisi olması da tepki çekti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri bu kararı kayyum olarak tanımladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde 1980 darbesi rejiminin hüküm sürdüğü dönemden beri ilk kez okul dışından bir rektör atanması yapıldığını ifade eden öğrenciler yaptıkları açıklamalarda üniversite mensuplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir dedi. Öğretim üyeleri ise kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz başlıklı açıklamalarında bu durumu antidemokratik olarak nitelendirdi. Üniversitenin bu tepkisine ek olarak İTÜ, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi de dahil olmak üzere üniversiteler, siyasi partiler ve pek çok dernek bu karara sert tepki gösterdi. Protesto için üniversite önünde bir araya gelen öğrenciler, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda intihalci rektör istemiyoruz, üniversiteler bizimdir ve kayyum rektör istemiyoruz şeklinde seslerini yükseltti. Polis eylemcilere biber gazı, plastik mermi, lisuyla müdahale etti. Öte yandan bu sabah 5 sularında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 24 adrese baskın düzenlerken 17 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenci protestolarından sonra akademisyenler Melih Bulu atamasına tepki göstermek için bir araya geldi. Üniversite kampüsünde yapılan devir teslim törenine cübbeleriyle katılan Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönerek töreni protesto etti. 2002'de AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili aday adayı olarak seçimlere katılmıştı. Bulu eleştirilere cevaben Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz diye konuştu. Rektörlük tartışmaları ve rektör atamaları Boğaziçi için de diğer üniversiteler için de yeni bir tartışma değil. 2016 yılında ilk kez seçilmiş değil, atanmış bir rektör göreve getirilirken o dönemki rektörlük seçimlerinde oyların %86'sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kıran Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu yerine seçimlere aday bile olmayan Profesör Doktor Mehmet Özkan göreve atanmıştı. Bulu'nun göreve getirilmesiyle bu kez de kurum dışından bir rektör atanmış oldu. Söz konusu durum ise 2016'ya dayanıyor. OHAL sürecinde 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 675 ve 676 sayılı KHK'larla üniversitelerde rektörlük seçimi kaldırılmıştı. YÖK tarafından önerilecek 3 aday arasından rektörü atama yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş ve 1200'ün üzerinde akademisyen meslekten ihraç edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri o günlerde yaptıkları açıklamalarda seçilmiş rektörün hala atanmamış olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamış ve görüşleri dile getirmişti.